Merhaba. Bu eğitim videosunda AutoTransfer modülünün LPR5 versiyonunun konfigürasyonunu analiz edeceğiz. LPR5 sürümü en son modeldir ve gelişmiş işlevsellik açısından öncekilerden farklıdır. Modül, 3 sinir ağı kullanarak çalışır. Araçları ve plaka numaralarını algılarlar ve resimlerdeki metinleri tanırlar. Bu sayede modül, araçları zor açılardan tanır, araçlardaki yazılara tepki vermez ve plaka tanımada yüksek doğruluktadır. Şimdi modülü yapılandırmaya geçelim. Öncelikle, analitik bölümünde AutoTransfer modülünün aktif olduğundan emin olunuz. Modül sekmesine gitmeniz ve AutoTransfer seçmeniz gerekiyor. Ardından, LPR sürümü parametresini bulun ve açılır listeden LPR5'i seçin. Windows'ta bu sürüm yalnızca uzaktan çalışır, ancak NeuroStation, UltraStation ve QuattroStation serisi kayıt cihazlarında yerel kullanım mümkündür. LPR sürümünü değiştirdikten sonra Transfer yazılımının sunucu kısmını yeniden başlatmalısınız. Aksi takdirde sürüm değişikliği gerçekleşmeyecektir. Yeniden başlattıktan sonra, AutoTransfer sekmesine dönün ve ülkeler listesinden ihtiyacınız olan şablonu seçin. Plaka tanımayı sağlayan şey budur. LPR5 sürümünün, mevcut tüm şablonları ek lisans gerektirmeden aynı anda kullanabileceğini belirtmekte fayda var. Şimdi cihaz kanalını yapılandırmamız gerekiyor. Bunun için kanallar sekmesine gidiyoruz, gerekli kanalı seçiyoruz ve yazılım dedektörleri listesinden plaka tanıma parametresini buluyoruz. Bizim durumumuzda modül, yük boşaltma analitiğini kullanarak uzaktan çalışacak, bu nedenle kullanılabilir bir analitik sunucusu seçeceğiz ve plaka tanımayı etkinleştireceğiz. Bundan sonra ayarlara geçebiliriz. Etkinleştirmeden sonra yapmanız gereken ilk şey, tanınan plakaların modül günlüğüne ne zaman kaydedileceğine karar vermektir. Tanıdıktan hemen sonra veya araç çerçeveyi terk ettikten sonra, karar, ihtiyaçlarınıza bağlı olacaktır bölgeye araçların girişini, çıkışlarını izleme veya büyük bir araç akışını izleme. Burada çerçevede izin verilen maksimum araç sayısını belirtmelisiniz. 1 veya 2 araç park etmeye uygundur. Yollar için 4 veya 8. Araç algılama sıklığını etkileyen parametreyi yapılandırmak için ayarları da kullanabilirsiniz. Bu parametre, hızlı harekettir. Modülün çalışma moduna bağlı olarak belirtilmelidir. Park modunu kullanıyorsanız, araç hızı nispeten yavaşken, ortalama ile sabit arasında değişen hızları belirtebilirsiniz. Büyük bir araç akışı olduğunda, parametreyi hızlı veya mümkün olan maksimum hıza ayarlamak en iyisidir. Şimdi gelişmiş ayarlar sekmesine gidelim. Burada hareket eden araçların yönünü ve algılama hassasiyetini düzenleyebilirsiniz. Hareket yönü kaydırıcısını kullanarak, ileriye doğru kabul edilen yönü belirtebilirsiniz. Bu yukarı, aşağı veya örneğin soldan sağa olabilir. Trafiğin yönü ile ilgili bilgiler video izleme modunda görüntülenebilir. Hassasiyet kaydırıcısını ayarlayarak, daha uzaktaki ve daha küçük arabaları tespit edebileceksiniz. Ya da tam tersi, yalnızca kolayca ayırt edilebilenleri. Hassasiyeti yapılandırdıktan sonra araç algılama bölgelerini belirtmeniz gerekir. Bu, nesne sayısı sekmesinde yapılandırılabilir. En fazla 16 bölge yapılandırabilirsiniz ve ilk üçü trafik şeridi olarak kabul edilecektir. Modülü otoyollarda kullanırken, taban bölgesini düzenlemeli ve yenilerini oluşturmalısınız. Bölgeyi oluşturmak için, yeni sayım bölgesi oluşturu tıklamanız gerekir. Bölge birçok noktayı içerebilir ve istenilen alana farenin sol tuşu ile tıklanarak oluşturulur. Bölge oluşturmayı bitirmek için CTRL artı Enter tuş kombinasyonunu kullanabilir veya alanı oluşturulan ilk noktada kapatabilirsiniz. LPR5 sürüm modülü araba, motosiklet, otobüs, kamyon ve kamyonet gibi araç türlerini algılayabilir. Bir araç belirtilen bölgeye girdiğinde, gerektiğinde değiştirilebilen ilgili renge sahip bir çerçeve ile çevrelenecektir. Türüne göre araç algılamaya ihtiyacınız yoksa, onlardan bayrağı kaldırabilirsiniz. LPR5 sürüm modülünün temel yapılandırması tamamlandı. Modülün çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için video izleme moduna gidin ve tespit edilen plakaların günlüğüne bakınız. İlginiz için teşekkürler.